Merhaba sayın seyredenler. Bugün sizlerle her sabah gözümüzde çapak var mı diye baktığımız, makyaj yaparken gözleri belerterek karşısında durduğumuz aynaların kırılmasının neden uğursuzluk getirdiğinden bahsedeceğiz. Aynanın kırılması eski bir batıl inanıştır. Derede çayda çimmeye giden ilk insan kendi yüzünün yansımasını suda görünce "Bu eleman da kim ola ki ne?" diye düşünerek tırsmış, yansımasına taş atıp kaçan diğer mahlukatları ise düşmanı olarak bellemiştir. İlk aynanın kullanılışı eski Mısır devrine rastlar. Bunlar altın, gümüş, demir gibi metal yüzeylerden parlatılarak elde edilen kırılması çok güç aynalardı. Bu devirlerde bu parlak yüzeylerden yansıyan görüntünün o insanın ruhunun bir yansıması olduğuna inanıyorlardı. Sonralardan ise camın gümüş nitratla kaplanmasıyla günümüzün kırılgan eşyası olan modern aynalar elde edilmiş oldu. Camdan yapılan aynaların kırılması ile insanlar ruhlarının bir kısmını bedenlerini terk ettiklerine inanıyorlardı. Bu batıl inanışla birlikte alınan bazı tedbirler de oldu tabi. Misal, aynanın kırılan her bir zerresi toplanarak güneye doğru akan bir derede yıkanırsa veya buraya gömülürse kötü şans yok olmuş oluyordu. Ancak bu işlemleri yaparken kırık parçalara bakmamak gerekiyordu. Ne kadar da komik ya. Uzun lafın kısası, ilk zamanlarda üretilen aynalar pahalı olduğu için godoman kesim hizmetçilere kırıp dökmesin diye böyle bir şey uydurmuş. Sonralardan ise ayna üretimi kolaylaşıp üretim maliyeti düşünce de bu durum insanlara sülük gibi yapıştığı için aynen devam etmiştir. Neyse artık, Allah akıl fikir versin diyerekten bir sonraki videoda görüşmek üzere.